Merhaba arkadaşlar, Ayak Topu'na hoş geldiniz. Bugün İsrailli oyuncu Eren Zahavi'den bahsedeceğim biraz. Fenerbahçe'ye olası transferi gündemde. Ayrıca bir sezonlukta simülasyon gerçekleştireceğim ve Fenerbahçe'de kaç gol kaç asist yaptı, bunları inceleyeceğiz. Nasıl bir performans sergiledi? Öncelikle gerçekteki futbol hayatından biraz söz edeyim. Kariyer başında İtalya'ya gitse de daha sonrasında İsrail'de geçiriyor genellikle kariyerini. Tel Aviv'de, ardından Çin'e transfer oluyor ve orada da gol sayıları oldukça yüksek. Bu konuda biraz eleştiriliyor. Avrupa'ya çıkmadığı için, Avrupa'daki liglerde oynamadığı için. Ama ligimizde çok üst düzey bir santrofor olarak görünen Burak Yılmaz da 32 maçta 19 gol attı. Hatta şimdi bir Fransa yaptı 35 yaşında. Zahavi ondan da genç. Bence özellikleri, nitelikleri gayet Süper Lig'e uygun bir oyuncu. Ben çift hanelilere ulaşacağını en azından düşünüyorum gol sayısı olarak. Belki asist katkısı da aynı şekilde olabilir. Normalde forvet arkasında da oynayabilen bir oyuncu. Aynı zamanda forvette de görev alabiliyor ve kanatlarda da özellikle sol tarafta da kullanabilirsiniz. Bu yüzden eğer Türkiye'ye gelirse ligde adından söz ettirecek oyuncular arasında görüyorum Eren Zahavi'yi. Oyunda bir bakacak olursak özelliklerini görüyorsunuz zaten, zihinsel özelliklerini. Kararlılık 19, liderlik 16, soğukkanlılık 17, topsuz alan 17, bitiricilik 15, tam bir ceza sahası alanı golcüsü. Yani penaltı noktasına yakın yerlerde ceza sahası içinde onu topla buluşturursanız affedeceğini çok zannetmiyorum. Ayrıca penaltı da atabiliyor. Penaltısı 16. Onun dışında hız hızlanması 12. Tabii fiziksel olarak biraz düşecektir. 7. ay doğumlu. Şu anda 33 yaşına girdi gerçekte. Burada 31 gözüküyor ama 7. ayda 32'ye girecek. Gerçek hayatta da 2020'de de 33 yaşında olarak karşımıza çıkacak Eren Zahavi. Burada şu anda güncel durumda Çin'de piyasa değeri 22 milyon euro olarak gözüküyor. Maaşı da oldukça yüksek. Geçmişine bakacak olursak zaten burada gözüktüğü üzere 29, 27, 35, sadece ligde attığı goller 11, 26, 20. Burada da sezon başlamış 8 gol atmış bile. Yani tam bir leblebi gibi gol atacak bir oyuncu gerçekten. İnanılmaz bir ayağı var, inanılmaz bir oyun görüşü, inanılmaz bir oyun zekası var. Nerede duracağını biliyor, golü kokluyor ve her an golle burun buruna gelecek, gol atabilecek bir oyuncu kendisi. Şimdi hemen ona Fenerbahçe forması giydirelim. Bakalım değeri ne kadara ulaşacak ve aldığı maaş ne durumda olacak. Ardından da bir sezonluk simülasyonumuzu gerçekleştirelim. Evet, Eren Zahavi'yi Fenerbahçe formasıyla buluşturduk. Değeri 8.75'e düştü. Aldığı maaş 3.600 olarak gözüküyor. Tabii gerçekte bu kadar maaşlar verebilecek durumda değil Fenerbahçe. Ben 1.5-2 milyon euro arasında biteceğini düşünüyorum. Oyuncunun kişiliğinin de çalışkan olması gerçekten iyi bir etken. Sahada kendini vererek oynayacaktır. Zaten kararlılığı da 19. Gizli özelliklerine bir bakacak olursak 146 mevcut yeteneği var. Süper Lig için muazzam seviye bu. Yani 146 ilk etapta oyunun başlarında 146 mevcut yetenek çok yıldız bir oyuncu olduğunu gösterir. Onun dışında önemli maç formu 18. 20 üzerinden 18 olması mükemmel. Sakatlanma eğilimi de 5. Bu da çok düşük. Çok yönlülüğü 14. Sürekliliği 16. Sadakati 11. Hırsı 15. Yani gerçekten gizli özelliklerinde de bir sıkıntı yok. Muazzam özellikleri var. Şimdi hemen bir sezonluk simülasyonunu gerçekleştirelim. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Eren Zahavi. Hep birlikte onu görelim. Evet, sadece bir sezonluk ileri gittik ve fiziksel özelliklerinde bir düşüş görüyorum. Belki 21'de bunlar bir tık daha düşebilir. Ama zihinsel özelliklerinde ve teknik özelliklerinde çok bir oynama yok. Türkiye'de 33 maça çıkmış toplamda. 8 gol 12 asistle tamamlamış. Daha çok forvet arkası oynatmışlar. O yüzden daha çok asist katkısı, ama işte oyuncunun vizyonu, özellikleri asist yapmaya da müsait olduğu için 20 gole doğrudan katkı yapmış. Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 2 gol 3 asisti var. Ayrıca milli takımda da 6 maçta 5 gol atmış İsrail formasıyla. Tabii Fenerbahçe bu sezonda Avrupa'da olmadığı için zaten gelecek sezonda olmayacak. Toplamda Avrupa hariç, Avrupa'da oynamadığı için 38 maça çıkmış. 10 gol 15 asistle tamamlamış. Bunlardan sadece bir tanesi penaltı. Muhtemelen penaltıları da attırmadılar. O yüzden penaltı sayısı da bir 4-5'i bulsa orada da 15 gole ulaşılacağını düşünüyorum. İlk başta da söylediğim gibi Fenerbahçe için, Süper Lig için fark yaratacak bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu işler hiç belli olmaz. Kimler geldi, ne performanslar gösterdi, oynayamadı. Kimlerde hiç umut vaat etmeyen oyuncular geldi, çatır çatır oynadı. Bu iş, transfer işi çok belli olmaz. Lige uyum sağlar mı bilinmez. Ama oyuncunun kumaşı, kalitesi, görünürde kağıt üzerindeki yapısı
ve yaptıkları gerçekten muazzam. O yüzden diyorum ki Çin'de attıysa Süper Lig'de de atar. Buna da en büyük örneğim bence Burak Yılmaz'dır. Umarım Fenerbahçe'ye gelir. Böyle bir futbolcuyu Türkiye'de izleriz. Videoma burada son veriyorum. Eğer bu tarz içerikleri takip etmek, devamını kaçırmamak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.